Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Dünya 2.4 milyar ve 700 milyon yıl önce, iki kez tümüyle buzlarla kaplandı. Okyanusların üzerinde bile, 1 kilometreyi aşkın buz tabakası oluştu ve, daha çok kuzey yarımkürede etkili olup, 115 bin yıl önce başlayan son buzul çağı, 11.700 yıl önce sona erdi. Gezegenimiz ısınıyor ve insanların sanayi devrimiyle başlattığı, küresel ısınma nedeniyle ısınma gittikçe hızlanıyor. Buzul çağları dünyanın eksen eğikliği ve, yalpalamasına bağlı olarak 40 ila 100 bin yıllık aralıklarla görülüyor. Peki 20 bin yıl sonra, dünyamız küresel ısınmaya rağmen, yeniden buzlarla kaplanabilir mi? Gelin bu sorunun cevabını, yeni yapılmış olan buz çağı ile ilgili, bilimsel araştırma ile bulalım. Cardiff Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, artan sıcaklıklar yüzünden erimeye başlayan buzdağları, dünyada yeni bir buz devrini, tetikleyici faktörlerden olabilir. Küresel anlamda sıcaklığın, nispeten soğuk olduğu ve buz tabakalarının, dünyanın geniş alanlarına yayıldığı dönemlere, buz devri deniyor. Dünya tarihi boyunca, 5 farklı buz devri yaşandı ve, yaklaşık 3 milyon yıl önce başlayan buz devri, şaşırtıcı olsa da etkisini hala sürdürüyor. Cardiff Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları, buz devrinin nasıl başladığını tahmin edebilmek için, bir araştırma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, küresel ısınmayla birlikte Antarktika'da buzdağlarının erimesi, dünyada yeni bir buz devrinin yaşanması hususunda, tetikleyici olabileceği gözlemlendi. Bilim adamları, dünyanın güneş etrafında tam bir yörüngeye oturduğu zaman, Antarktika'da bulunan buzulların erimeye başladığını, bu sayede Güney Okyanusu'nun, daha tuzlu hale geldiğini belirtiyor. Değişmeye başlayan okyanus modelleri ise, daha fazla karbondioksiti atmosferden çekmeye başlıyor. Bu değişikliğin dünya üzerindeki sera etkisini azalttığını söyleyen bilim insanları, koşulların dünyayı buzul çağına sürüklediğini belirtiyor. Cardiff Üniversitesi'nden Lan Hall, araştırmalarımız sayesinde, Antarktika ve Güney Okyanusu'nun güneş etrafındaki yörüngemize, nasıl doğal tepkiler verdiğini gözlemlemiş olduk, ifadelerinde bulundu. Araştırmada önemli bir diğer isim, Aidan Sitter ise konuyla ilgili şu sözleri dile getirdi. Antarktika ve Güney Okyanusu'nun küresel iklimde, büyük ölçüde etkili olduğu zaten biliniyordu, ancak bu ilişkinin son 1.6 milyon yılda, bu kadar etkili olduğunu keşfetmek, gerçekten de heyecan verici. Dünyanın bu denli buzul çağa doğru yaklaşması, gerçekten çok üzücü bir olay. Dünya buzul çağa girerse, hepimizin bildiği gibi bu bizim için, büyük bir felaket olur. Bu konu hakkında, sizin düşünceleriniz neler dostlar? Yorumlarınızı bekliyorum, teşekkürler.